Almanya'yı turnuvanın favorisi gösterdik. Almanya gruptan çıkamadı. Bir koskoca Ronaldo karabuluk mu oldu? Sevinç, rezalet. Fas, Portekiz'i de eler. İngiltere, Fransa'dan geleni de eler. Arjantin, Brezilya karşıdan geldiği takdirde diyorum onları da eler. Şampiyon Fas'tır. Fas şampiyon. Shakespearean bir insansın aslında. Hikayeleri böyle yıkıcısın. Dünya Kupası grupları bitti. Ortalık hareketlenecek diyorduk. Hareketlenmeler de başladı. Gövde gösterileri de başladı. Acayip maçlar da başladı. Güzel skorlar da almaya başladık. Şimdi geldik çeyrek finallere beyler. Buyurunuz Onur Bey. Valla çeyrek finallere gelmeden önce biraz kendimi de yani öz eleştirimi de yaparak... Ya bir Dark Horse bölümü olmuştu bizim oraya galiba değil mi? Dark Horse var. Açmayın o konuyu, açmayın. Dark Horse var. Turnuvanın favorileri bölümü var. Ben öncelikle Alman halkından özür dilerim. Yani... Almanya turnuvanın favorisi Almanya turnuvanın favorisi gösterdik. Almanya gruptan çıkamadı. Dark Horse bölümünde Uruguay ile Ghana sürpriz yapabilir dedik. Uruguay ile Ghana ikisi birlikte aynı gruptan çıkamadı. Yani şu ana kadar turnuva tahminleri, turnuva değerlendirmesi bakımından talihsiz bir. Senin Dark Horse'ların. Ben saymak bile istemiyorum. Danimarka'yı mahvettik. Son yarı finalist. Euro 2020'nin yarı finalistini mahvettik. Tabii. Ama senin gibi de rahat bir sürpriz Dark Horse seçmedik kardeşim. Diğer Dark Horse'un kimdi senin? Sırbistan da var. Anlamadım. Bir tek sanki Danimarka elenmiş gibi. Tamam, ben de arkadaşlar lütfen. Ben de Kanada gitti. Kabul ediyorum bunu ama evet ya Portekiz ama neden Dark Horse demiştim ben Portekiz'e? Yani finale çıkması, yarı final yapması sürpriz olabilir. Çünkü hani çok büyük bir kara bulutlar vardı üstünde. Ki şu anda iyi gidiyorlar yani, bakalım. Kara bulut yedeye çekilince zaten aydınlığı görmüş olduk dün akşam. Güzel bir terbiyesizce bir bence terbiyesizce değil. Görmüş olduk bence. Ronaldo fanları duymasın bu açıklamayı. Diyebilirler ha. Eleştiri oklarını açıyoruz. Şu an sesim titriyor. Sana nasıl cevap vereyim diye. Sana dışarıda cevap vereyim ben. Seninle dışarıda sohbet Peki, edelim. Tabii. Vay be, koskoca Ronaldo kara bulut mu oldu? Bence öyle. Yani dün akşam gördük zaten. Gonçalo Ramos yerine monte edince Fernando Santos. Portekiz belki de turnuvanın en etkileyici futbolunu oynadı. Genel olarak hani her takımları değerlendirdiğimizde. Gerçekten evet. Portekiz'in dün oynadığı futbol ve İsviçre gibi kompakt, kapalı oynayan bir takıma karşı 6 gol, kaçırılan goller. Yani Fernando Santos gerçekten çok ciddi bir karar alıp bu kararın da meyvesini çok ciddi bir şekilde aldı. Büyük bir gövde gösterisi de sana 18 Aralık günü final oynandıktan sonra özür dileteceğim. Ronaldo'dan özür dileyeceksin. Çünkü Ronaldo kupayı yüklendiği zaman şey olabilir. Belki o tarafta başka bir şey diyemem. 89. dakikada Gonçalo Ramos'la belki değişiklik yapıp Ronaldo kupayı kaldırsın diye o tarz bir değişiklik tamam, olabilir. Ben size çeyrek finalleri biraz şimdi sen oradan girmiştin. Bizi bir barıştırdın sen tamam sakinleştirdin. Tabii. Evet, nereden başlamak istersin? Şimdi. 4 tane eşleşmemiz var. 4 eşleşme var. Çeyrek finallerin en büyük maçı diyorum ben, tamam mı arkadaşlar? Büyük bir gövde gösterisi olacak maç Fas Portekiz'dir. Fas Portekiz'dir. Nasıl? Tabii. Nasıl mı? Fransa, İngiltere, Brezilya, Arjantin gibi takımlar dururken Fas Portekiz mi en büyük? Oralarda öylesine böyle tamamen pas oyunları ondan sonra bildiğimiz böyle şeyler dönecek ki yani bildiğimiz futbol oyunları dönecek ki bu Fas Portekiz'de inanılmaz savunmalar izleyeceğiz. Portekiz'in orta sahasının büyük mücadelesini izleyeceğiz. Ya bu Fas öyle bir kilitliyor ki tamam mı takımları? Ya Portekiz biraz böyle vurup geçer gibi geliyor bana. Yanlış anlaşılmazsa biraz böyle bir... Övülüyor mu, gömülüyor mu? Ben senin tarafından anlayamadım. Ki ben Fas'ı da çok beğeniyorum ki hatta Fas'ın ben bu arada çeyrek finale çıkacağını tahmin etmiştim ki çok bana böyle karşı çıkanlar olmuştu hani. Evet. Yani İspanya'yla kolay lokma değil. Yani şampiyon olur falan diyenler vardı ama Fas'ın da çok sağlam bir oyunu var. Biraz böyle evet kapandılar şey defansa çekildiler ama hani İspanya'ya karşı bunu yapmanda bir sakınca yok. Hırvatistan'a karşı da yaptılar. Yani bunu Danimarka'ya karşı da yaptılar. Bu adamlar bir de yapıyor. Karşılığını evet, da alıyorlar. Öyle güzel kitliyorlar ki. Ya şampiyon olurlar mı? O hani Eto'nun dediği doğru olur mu bilmiyorum ama 2004'te böyle bir şampiyonluk gördük. Yunanistan Euro 2004 hani. Şampiyonluğu evet direkt böyleydi yani. Ama bunda şimdi şey de var. Hani hızlı hücumcular da var. Yunanistan'da böyle hızlı hücumcular yoktu ya. Korkunç bir takımdı ya. Korkunç bir takım. Yani Yunanistan gerçekten hani turnuva uyuyarak aynen. Bir de hani şey sıkıntıydı hani oralara geçmeyelim de Şampiyonlar Ligi'nde 2003 finalde aman uzak dursun. Dünya Kupası'nda öyle şeyler istemiyoruz. Anti Mourinho. Kendi kendine böyle bir yalnız ortalık. Hakimi gibi Ziyech gibi oyunu biraz izlenebilir kılan figürlerde evet var. Acayip yani bir Fas'ta, koridor oluşturan adamlar var. Evet. Yok ya öyle bir savunma takımı yok. Şimdi şey çok ilgincime gidiyor benim. Hani bu adamlar işte Nesri ile tamam mı ondan sonra Amrabat'la orta sahada inanılmaz bir o arayı sıkıştırıp tam İspanya'yı böyle tamamen var ya o arayı sıkıştırdılar yediler. Ya Sofyan Amrabat gerçekten o 3 orta sahayı böyle aldı şey yaptı ya. Her turnuvada bir şey çıkar ya böyle büyük takımlara zıplayacak oyuncu mesela Amrabat'ın yani
iyi seviyede bir takıma transfer olacağımı kesin diye düşünüyorum turnuva sonrasında. Kesinlikle ya. Yani orta sahayı tek başına falan toparlıyor. Tamam hani Hakimi'nin veya Ziyech'in böyle şeyleri de yardımları da var da. Bu açıdan şimdi ben hani arkadaşlar şundan dolayı büyük kapışmaya bu Fas Portekiz eşleşmesini koydum. Portekiz orta sahası daha hareketli. Şimdi evet. İspanya bunu işte yapabilir mi? Hırvatistan mesela Modrić bu kadar hareketli değil baktığımız olamaz zaman. Da. Ya da Belçika'da yaş, yani. Yaş geldi. Evet. Buzken'in de mesela yaşı vardı tamam mı? Bunu Fas yapabildi ama işte şey yapabilecek mi? Bernardo Silva'ya yapabilecekler mi bunu? Felix'e yapabilecekler mi? Onları yapabilecekler ben hani mesela mi? Biraz daha denk bir eşleşme var bence orada. Hani evet. Biraz daha evet tabii ki Portekiz yeteneğiyle ağır basıyor ama dediğin gibi iki taraf da çok hareketli bir orta sahaya sahip. Ya buradan sanırım diğer kadrosunun diğer elemanlarıyla kuvvetli çıkan herhalde Portekiz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi notlarımda mesela her birinizin eşleşmesini tamam mı? Kim geçer diye aldım arkadaşlar. Hollanda, Arjantin, Arjantin dedim. Hırvatistan, Hollanda, Brezilya Hollanda, dedim. Hollanda, Arjantin bak benim... Çok, kapışmadan bir... Bak hızlı giriyorum. Hollanda benim finalist adayım. Bak çok sağlam bir oyun. İşte öyle inanılmaz yıldızları yok. Bir tamamıyla hissiyat meselesi. Ben Hollanda'nın finalde olacağını düşünüyorum şu anda. Yine bir finali... bir insansın aslında. Hikayeleri böyle yıkıcısın. Evet. çok edebiyat konuşma. Biz... İyi bir şey mi dedi? Herhalde iyi bir şey dedi. İyi bir şey dedim çok. Aynen tamam, güzel bir şey dedim de yıktın geçtin ama. Hikayeyi yıktın geçtin yani. Biz Arjantin'le Portekiz'in Ronaldo Messi finalini isterken tamam, sen de... hikayeyi istemiyorsun. Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey ben, yok. Öyle ben şey yok. Ben de isterim bir Messi Ronaldo finali ama hissiyat. Ben Hollanda'yı finalde göreceğimizi düşünüyorum tekrar yani. Gakpo, Depay böyle yani. Bir şeyler yani olabilir. Ha ki bu olanların final şeyi var mı? Evet son turnuvaya gelemediler ama 2010'da finaldeydi, 2014'te yarı finaldeydi. Niye yine tekrar finalde görmeyelim ki? Her turnuvaya katıldığı zaman bir dünya kupası takımıdır Hollanda aslında. Kadro kalitesinden bağımsız bir şekilde. Tabii. Bakalım yine aslında bunu yapma ihtimalleri fazla ki hani Arjantin'de çok kötü bir oyunu var. Yani hakikaten evet. Yani son Polonya maçını rahat oynadılar ama Polonya öyle kötüydü ki yani. Hani biraz onların evet, ekmeğine evet, de yağ sürüldü. Yani Polonya'dan sonra Avustralya da işte biraz... Bak zor yine, yendiler. Bak, yani, Messi zor gerçekten yendiler. Hani Messi o kadar etkileyici oynamaya başladı ki. Yani gerçekten takım Messi'nin etrafında dönüyor. Avustralya maçında Lautaro Martinez'e 3 tane kilit pas verdi. Hani Messi'yi durdurduğu an Hollanda çok absürt skorlar. Yani ben maçın son 10 dakikasını biraz daha net izledim. Ali o anlara şahittir yani. Hı-hı. Pek öncesi bende yok. Sonra özetini izledim biraz. Yani dediğim gibi Arjantin evet yani o bir kilit açma problemi var. Yani evet, evet bir noktada açıyor ama hani böyle ciddi kapanan ve ya kapanmadan ziyade hani biraz defans kurgusu sağlam bir takım gördüğü zaman galiba hani orada bir sıkıntı yaşayabilir ki burada da Hollanda'ya bakıyoruz. Hani Van Dijk gibi bir savunmacı var. Timber'i var, Blind'i var, Dumfries'i var. Ne kadar hücumu biraz daha kuvvetli olsa da sanırım Hollanda bu Arjantin'in final rüyasını biraz erken bitirecek gibi geliyor ya, bana. Yine de ben nedense hani Messi'nin Hollanda eşiğini de atlayacağını düşünüyorum. Yani Messi'nin bence gücü Hollanda'ya da yeter. Ama gücünün yani Brezilya-Hırvatistan eşleşmesi de bence üçümüz en fikirizdir. Brezilya onu biz zaten bu yüzden bir almadık hani. Ya, Hırvatistan'ın bence ya, Japonya'yı yenmesinde şey yoktu. Bir abes bir durum yoktu. Evet. Hani orada herkes Japonya'yı önde gördü şeyden dolayı. Hani evet Almanları yendiler, İspanya'yı yendiler ama Hırvatistan daha sağlam, daha birbiriyle uyumlu bir takım. Evet. Yani turnuva takımı ya. Turnuva takımı. Hani yıllardır kompakt bir şekilde birbirlerini tanıyan oyuncular. Ya bir peri masalı devam edemedi orada. Ama ya Brezilya'da saydığım her özellikten ben Brezilya. İşte Messi'nin sanki nefesi Brezilya'da tıkanacak gibi. Yani Brezilya'ya yani kadar bence evet, yarı finalde. Ben Hollanda-Arjantin eşleşmesinde Arjantin'in ben favori olduğunu düşünenlerdenim. Brezilya ama Arjantin'in nefesini, Messi'yi durduracak takım olarak. Kısacık bir kapışma her bölümde yaptığımız gibi 10 saniyelik. Şimdi bu Brezilya'nın Güney Kore maçında Brezilya'da oyuncuların gol sevinçlerini uzattığına dair şeyler evet, oldu. Siz buna ne diyorsunuz yani bir saygısızlık yapıldı mı bence Güney normal Kore'de? Ya adamlar eğlencesini çıkartıyor ya. Yani, sevinç rezalet. Yani, bir, ben de garip, ya. Çişe çok sempatikti ya. Richarlison. Arkaya Karadeniz müzikleri. Güvercin mi neydi? Bilmiyorum ki işte. Güvercin şu şekil koyup. Korkunç bir sevinç bu arada ama yani terbiyesizlik mi? Bence değil. Çünkü Dünya Kupası'nda hani. Ya evet. Ya Dünya Kupalarını böyle sevmedim. Meksika dalgasıyla sevilmedim bu Dünya Kupaları. Ya da tabii, bu tarz Afrika takımları mesela danslarıyla vesaire. Bu arada bunu Güney Koreliler değil de yani onlardan böyle bir tepki yok muhtemelen. Medyada hani böyle bir ya şey insanlar işte Brezilya'yı eleştirecek bir şey bulamadıkları için belki için, olabilir. De ya ben ama Brezilya'yı da durduracak iki takım biliyorum. Yani bir değil iki takım biliyorum. İkisi aynı eşleşmede evet, olabilir. İkisi aynı eşleşmede. Fas Portekiz diyorsun. Yok Fas Portekiz. Ya, ikisi zaten çeyrek finalde kimle eşleşse elenecek takımlardı da. Ben Fransa-İngiltere'den ilerlemek istiyorum. Bence Fransa ve İngiltere şu an turnuva oyunlarıyla damga vurmuş 2-3 takımdan bir tanesi ikisi birlikte. Yanlışım yoksa 10 küsur yıldır oynamıyorlarmış. Tam 12 yıl mıydı şey miydi? O konuda büyük bir turnuvada. O konuda tam bir bilgim yok ama ya
Gerçekten evet. Bayağıdır oynamıyorlar. Şu an o aydınlanma geldi. İngiltere'nin Fransa ile oynadığı son maçın 11'ini çıkarmışlar. Çok kötü. Yani bak, isim sayamam şu an oradan. Yani sayarım da hani saymasam daha iyi. Bu programın kalitesi daha da şey olmasın. Yani yok, çok kötü. Şu an kaliteyi isimler. Yükseltiyoruz Fransa İngiltere konuşarak. Ya Fransa bir kere Mbappe olağanüstü oynuyor. Dünya Kupası'nın en parlak isimlerinden bence kırmadık rekor Hoşçakalın. Bırakmayacak. Şey olarak Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olarak bırakacak. Futbolu bıraktığında. Onun haricinde Giroud bildiğimiz üzere hafta içinde son oynanan maçta Fransa milli takımının en golcü oyuncusu oldu. Aynen, tarihinin. Geçti. Ya Olivier Giroud ve Kylian Mbappe sanki Benzema'nın sakatlanması Fransa'nın hayrına olmuş gibi oldu. Bu iki oyuncu çok uyumlu oynuyorlar. Euro 2008'de de tamam Giroud gol atmadığı için çok eleştiriliyordu ama bu iki oyuncunun uyumu Fransa'yı o sene dünya şampiyonluğuna taşımıştı. Ya tabii yani burada şey aslında hani dediğin gibi hani Benzema yok ama hani Benzema sakatlanması bile yani bakıyoruz evet. Hani Giroud'su var şeyi Mbappe var. Yani yine hala en iyi hücum hattı onlarda evet. Ama hani tabii Benzema faktörü bir yani yıldız faktörü onları şampiyonlar bir adım daha yaklaştırır mıydı? Ya yaklaştırabilirdi miydi? Evet. Olsun yine de ama dediğin gibi galiba bir adım daha önde. Ama Fransa. Bence onlardan da daha iyi bir hücum hattına sahip olan takım var İngiltere. Şu an turnuvanın en çok gol atan takımı. Aynı zamanda 3 maçta gol yemediler, 4 maçın 3'ünde gol yemediler. Defansı da sağlam ve 8 farklı oyuncudan gol katkısı aldılar. Hani gerçekten kaliteli bir futbol sergiliyorlar. Geri Southgate çok eleştirilmişti kadro tercihleriyle vesaire. Fakat o eleştirilerin de bence şu an üstesinden geldi. Şu an oynadığı futbolla da sergiledikleri o gerçekten kompakt futbol. Bence herkesin ya, takdirini kazandı. Şey ya, eleştirilmek için eleştiriliyor gibi geliyor bana. Ya, bu evet. Adam yani sanki böyle güçlü dünyanın en kötü hocasıymış da böyle hani hiçbir şey becerememiş de. Sanki İngiltere yani böyle kupalar kazanan bir takımdı. Tam onu diyecek. İngiltere'nin mevsimi geldi. Yarı final finaller elenir bu. 10 sene önce Avrupa Şampiyonası'na gidemedi ya. Yani hani gitti oradan 2 tane final çıkaran takım yaptı şimdi. Bunun yani adamın işte, hakkını yememek gerekiyor. İngilizler'de biraz yani eleştirmek için eleştirme huyu da tabii, olduğu tabii. için. Ya ben nedense bu eşleşmeyi kazanan takımın şampiyon mu? Şampiyon olacağını düşünüyorum ve nedense hani biraz daha Fransa'ya yakınım. Mbappe son maç sergilediği futbol inanılmazdı ya. Gerçekten hani o kaşla göz arasında iki tane attığı gol. Ya bu adam gerçekten hani turnuva topçusu, büyük maç topçusu olduğunu. Bu adam bizi mutlu ediyor. Bakalım ben de öyle. Tabii ki Mbappe çok büyük ama ben yani Fransa'yı bir de İngiltere karşısında görmek lazım diye düşünüyorum. Sanırım burada İngiltere, evet yani Fransa bir adım önde gibi ama ben İngiltere'nin turu geçeceğini düşünüyorum burada. İngiltere her geçerse de İngiltere şampiyon olur diyorum ben. Böyle kolaya kaçamazsın ama. Kaçtık yani. Da ya şöyle. Ya çünkü İngiltere'nin karşısına gelecek takım Fas'la Portekiz. Yani şu an onu... Fas, Portekiz'i de eler. İngiltere Fransa'dan geleni yok. De eler. Arjantin, Brezilya karşıdan geldiği takdirde diyorum onları da eler. Şampiyon Fas'tır. Fas şampiyon. Samuel Eto'yla mı görüşüyoruz biz şu an? Fas şampiyon. Ne oluyor? Evet o da öyle demişti değil mi? O Kamerun'da demişti de. Kamerun Fas finali göreceğiz evet. Demişti. Sonra şaka yaptım dedi de ben şaka yapmıyorum. Birazcık da ciddi sof. Bir şeyler konuşalım. Evet, kötü yorumlar geldi maalesef. ya benim de duygusal olarak Portekiz'in şampiyonunu düşündüğüm gibi bir durum var ama hani ya Fas'ınki çok büyük peri masal olur. Hani ki bu da güzel bir konu olabilir. Sonra konuşuruz hani futbolun en büyük peri masalı nedir diye. Belki hani bir yani Leicester tadında bir şampiyonluk olur evet. Fas'ın şampiyon çok olması. Daha da yapabilirler ya. De ilginç bir şey olabilir. Çünkü Hakimi'nin o penaltısı acayip bir özgüvendi ya. Yani o orada bir hani Sergio bir şeyleri kırdı. Sergio Ramos'a selam çaktı orada ya. Ya direkt. Bilmiyorum. O öyle gol sevinci sen. De gol sevinci de direkt hani Ramos'la yaptıkları sevinç yani bildiğiniz üzere Sergio Ramos seçilmediği zaman Hakimi'nin bir tabii söylemi yani. Dolmuş. Yani dünyanın en iyi defans oyuncusu. Nasıl? Bana göre de öyle bir arada. Evet. Yani bilmiyorum. Bence Hakimi de o şeyini tamam ben hani işimi tamamladım. Portekiz maçında artık bilemiyorum. Ama yani. Korkulu rüyalar evet. Üretti bence Portekizlilerin zihninde. O penaltı olsun. Genel oyun olsun ya. Ya hani abartarak söylüyoruz bazı tamam, şeyleri. O zaman sonuç olarak çeyrek finalleri şimdi izleyeceğiz. Yani sürpriziniz bir hani en iyi eşleşme dediğiniz nedir? Kapatalım öyle. Fransa İngiltere işte benim dediğim gibi ve çıkanın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben Fas Portekiz diyorum. Fernando Santos Hoca'nın Ronaldo ilk 11 oynatıp oynatmayacağını merak ediyorum. Orada da ilginç bir mevzu ya, var. O da enteresan. Ya Hırvatistan Brezilya'ya biraz geçiyoruz. Ben de Hollanda Arjantin'in aslında çok böyle büyük olmasa da eşleşme olarak galiba Hollanda'nın oran finale kadar yürüyeceğini düşünüyorum. Biraz böyle iddialı olsa da. Hollanda Fas finali yalnız acayip. Hollanda Fas finali en az izlenen Dünya Kupası finali olabilir son yıllarda. Nordin Amrabat acayip sevinir. O da işte Hollanda ile bağları olsun Fas. Acayip sevinir. Evet. Keyifli final olabilirmiş evet. O zaman çok teşekkür ederim tekrardan. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Bir ses geldi bileğinden ama. Yok kırılmadı değil mi? Şey yok değil mi? Ben yok benden değil. Çünkü benden iyi çalışıyor fitness. Ben de iyiyim aynen. Ben de sıkıntı yok. Bir şey var gibi sanki. Sıkıntı yok.